Günaydın. Günaydın. Hadi kalk yataktın artık. Çevik kutup ayısı. Ulan böyle bir günde miskin miskin uyanır mı? Ay yattan başımda. Nesi varmış bu oğlum? Her günkü gibi boktan bir gün işte. Zaten faizlerin vergisi canımı okumuş. Sen bu kongun nereden ne bilmiyor mu? Bilmeyen neymiş? Ulan bugün hayatının kalan kısmının ilk günü. Bak öcük daha tependeki işlersek senin kalan hayatının son günü olacak. Bugün senin doğum günün şekerim, bilmiyor mu? 42 yaşına girdin. Ne? He? Aman da aman. Yaşlandıkça güzelleşirmiş benim kocacığım. 41'ini doldurmuş, 42'sine girmiş. Aman 41,5 kere maşallah sana. Aman tutu tutu nazarlar değmesin. Tutu tutu pu 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 pu. Niye daldın gittin Eren? Niye mahzunlaştın sana al kedi bakışlı? Senin hesabın yanlış. Ben bugün 40 yaşıma basıyorum. Yok. 40 yaşını tam 2 sene önce doldurduydum. Hatta ev sahibi kira borçlarını almaya gelmişti de sen onun yaş gününü onu döverek geçirdin. Hatırlasana bir ya. Uzatma işte la. Yanlışsın diyorum. Ben kafa kağıdıma göre 40 yaşına basıyorum bu. Bırak şimdi kafa kağıdını be. Askere geç gidesin diye baban seni 2 yaş buçuk yazdırmış nüfusa. Yoksa 4 yaş mıydı? Cıvıklık etme çarparım bak. Anne ne bu asabi haller biri be? Yoksa yaşlanıyorum diye mi üzülüyorum? Haksız da değilsin hani. 42 yaş bu be. Hani düğse görmesin. Artık sana huzur evinde bir yer ayırtmanın zamanı geldi. Ulan sen baya baya bir karalar bağladın. 42 yaşında olmanın neresi kötü be? Bazıları elbisine geliyor yine kendini genç zannedi ya. Aman iyi de moral veriyorsun be. Kayfa altını yesene gitsene bir şeyle. Hiç yiyesim yok ben gidiyorum. Ben kahveye çıkıyorum. Çıkarsan çok şekerim. Sahipli her seferinde benden izin mi alıyorsun? Kocana uğurlasana da. Geri dönüp dönmeyeceğin belli bile değil. Demek o karnın yanında kalacaksın. Hangi karnın? Dönüp dönmeyeceğin belli değil diyor. Metresinin yanında mı kalacaksın? Saçmalama lan. Zaten derdim başımdan aşkın. Gidip de dönememek de var diyor. Niye ki? Savaşa mı gidiyor? Dünyanın bin bir türlü halı var. Kime ne olacağına malum. Bırak şimdi arkası yarın tarzı acıklı konuşmaları. Ünlü Türk gezgini Saadettin Teksoy bile ancak kutuplara giderken bu kadar duygu sömürüsü yapmıştım. Hadi hakkını helal et. Ne oluyor bu adamı be? Ya ulanlar oldu. Adam orta yaş bunalımına girdi be. Yok bu herife hurife bir şeyler yapmak lazım. Biraz moralini düzeltmek lazım. Bugün de doğum günü. Anne! Ben niye düşünemedim daha önce? Alo! Rukiye bak ne diyorsun? Cevriye'yi de al bugün ben de toplaşalım. Niye bu? Niyesi var mı? Bugün itirmişsin doğum günü. Ona sürpriz bir yaş günü partisini düzenleyeceğim. Tamam. He. Yok aslında doğum günü Ağustos'ta da ben sıcaklar gelmeden şimdiden yapayım dedim. Tabii ki bugün be. Hadi toplaşın bak geç kalmayın. He. Tamam hadi bay. Anne. Sanki Cüneyt Arkın öpmüş gibi oldum ya. Yıkamayacağım yüzümü. Ne o hep yek Nuri? Gene çifte mi dönüyorsun? Yok be çift yok her abicim. Nerede bende o şans? Bende şans olsaydı anam beni kız doğururdu, adımı da Tansu koyardı. Abi itirmiş abim. Karalar bağlamış, ne iş? Bilmiyorum valla. Sordum ama bir şey anlatmıyor. Ha. Vardı da ne vermiyorsun be abim be? Evet. Sorry be abiler. Bu iş buraya kadar. Tüh be. Tam da tek taşa kalmıştım. Abi tamam, ne yapayım abi kazanıyorum. Ben de istemiyorum kazanmak ama kader işte. Herhalde ben lanetlenmişim abi ya.
Ya bu paralar zaten pis paralar abi. Kumar parasından kim hayır görmüş ki, değil mi? Siz gene şanslısınız abim ya. Ben kendimi sizin için feda ediyorum. Ben Bitirmiş abimin hatırını sorayım ya. Bana bak, Bitirmiş'in damarına basma, gene dayağı yersin. Zaten adamın canı sıkkın. Yok ya, niye canı sıkkın diye merak ediyorum. Bir bakın, ben buralardayım abi ya. Selam bey abicim. Evde kimse yok galiba. Abi yak bir tane ya, yak ya. Ben kendi civarımdan yakacağım. Abi ben de bir tane yakayım oradan be, benimki bitmişti abi. Abi olur mu abi, Allah aşkına ben bak ant verdim ya. Aa. Hayrola abi? Rahmetli çoktan beri mi hastaydı? Hangi rahmet? Hangi rahmetli olacak Astöper abim? Ölen rahmetli. Genç miydi, yaşlı mıydı, er kişi miydi, kadın kişi miydi, yakın akraba mıydı, uzak mıydı? Daha kimse ölmedi. Abi o zaman neyin yasını tutuyorsun abi ya? Ben kendi yasımı tutuyorum. Bugün benim doğum günüm. Tam 42 yaşına basıyor. Hayret bir şey ya! Böyle bir şeyin yası tutulur mu abi ya? Hayret! Bunu kutlamak lazım ya! Hey millet! Bugün itilmiş abimin doğum günüymüş ya! Helal sana itilmiş abi! Tebrikler itilmiş! Beyler, çaylar şirketler! Şimdi oldu mu kahveci güzeli bey abicim? Yani koskoca multimilyarder itilmiş abimi çayla mı geçiştireceksin ya? Ya yakışır mı ya? Aslana ne yakışır? Aslan sütü yakışır ya! Abi ne bakıyorsun abi ya? Abi gönder çırağı, kapsın rakır alır. Ben ısmarlıyorum abi. Getir abi, al. Ya olmaz öyle şey. Rakılar bende. Abi al sıla olmaz abi. Ben lütfen Allah aşkına abi. Yok dedim, olmaz. Sok paranın cebine. Al benden rakı. Abi ben itilmiş abime tabii ki karşı gelemem. Sen öl de ben öleyim abiciğim. Oğlum ben şunu... kurun çilingir sofrasını. Abi itilmiş abime kavun da peynir de bulsunlar. Ha, itilmiş abim böyle içer bu zıkkımı ya. Hadi abi hadi, evet. Evet donatın abi burayı abi ya. Aa. Vallahi mutfağa savaş meydanına çevirdik ama değdi sonunda ya. Hiç vallahi niye bu kadar uğraştık? Şunun hazırını alıvereydin ve selam. Ana dedim be, şimdi sos getirdi bir eli. Herkes kendi evinde yapıyor, eğilim o da. Şunu tut. Ver. Aman gördün mü bak Rukiyalı, ben sana dedim ki madem bilmiyorsun sus işte, bak konuştuğumca aldığım ortaya çıktı. Sen sus kız, sanki sen çok biliyorsun. Kakılmış söylemesine hiç haberinde bile yok. Hiç demle. Gatur gibi tepişmeyi bırak be. Şimdi pastayı süsleyeceksin. Bak dur, üstüne ne yazacaksın? Şöyle diyeceğim. Sevgili kocacığım. He. 42. yaş günün kutlu ve mutlu olsun. Birlikte nice mutlu seneleri inşallah. Pek belli etmesen de sen özel birisin. Seninle birlikte şöyle bulutlara doğru uzanan... Aha kız! Bu mektup gibi bir şey oldu kız. Alt tarafı bir yazı, buraya sığar mı bu? Kız kalkamış, bunlar ne manalı laflar, ne anlamlı laflar. Nereden duydun, nasıl uydurdun kız? Kız gene uydurmadım. Sosyete dergilerinde el yazıyor. Şimdi karı kocalar birbirlerine el meşaşlar biliyorlar. Vallahi sen de hepten sosyete karısı oldun. Şunları böyle bir şey et, böyle kısalt, özet mözet yap. Doğru diyorsun aslında bu. Ne demişler? Bir resim bin kelimeye bedeldir. En iyisi bir resim yapayım ben. Ya ne resmi yapacağım? Aslında Gönül isterdi ki şöyle güzel bir ayı resmi yapayım ama şimdi yaş bunun da kalbi kırılmasın. Onun kalbi kırılır mı bilmem ya. Ama kesinlikle senin kafan kolun falan kırılır. Ay yaz hadi yaz. Getir onu. Cam oldu, hüzünle yendim ben yine. Bir dakika abiler ya, bir dakika abiler ya. İtilmiş abim zaten burada karalar bağlamış. Bir de içini karartıyorsunuz adamın ya. Nuri doğru söylüyor. Yapma be İtilmiş. Senin bu kadar üzen şey neyse anlat bize be birader. Abi siz ya. En iyisi İtilmiş abiyle bizi yan yana bırakın, baş başa bırakın. Biz dertleşelim biraz hadi abi. Hadi bakalım beyler, parti bitti. Hadi. Abi İtilmiş abim ya. Bu 42 yaşın senin için özel bir mana ve ehemmiyeti mi var?
Yani 42 sayısı senin için böyle uğursuz bir sayı var. Vallahi çekinmeden anlat ya. Benim de böyle inançlarım vardır. Mesela ayın 14'ünde bütün işlerim ters gider. Bir de böyle 5 sayısı hep uğursuz gelir abi. Seninki de öyle bir şey mi yani? İyi bildin. 42 benim için çok uğursuz bir sayıydı. Babam 42 yaşında öldü. Abicem de öyle. Teyzelerim, halalarım hepsi de 42'sine gelince gittiler. Vah vah. Nur içinde yatsınlar be abicim ya. Ben de gideceğim biliyorum. Tam zengin oldum derken zenginliğin safhasını süremeden göçüp gideceğim. Abi yapma böyle ya. Bak beni de üzüyorsun ya. Bozma bu kadar moralini. Allah beterinden saklasın abi ya. Dalga mı geçiyorsun lan? Bundan daha beter ne olabilir? Haklısın abi tabii de yani ölüm Allah'ın emri biliyor. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Yani demek istediğim kalanlar için ayrı hayat devam ediyor biliyor musun? Biraz da onları düşünmek lazım. Nasıl yani? Mesela yenge hanımın hayatını garantiye alman lazım ha? Onu merak etme. Varım yoğunluğa kalacak. Öyle deme maçası be abicim ya. Biri çıkıp da paraların üstüne yatarsa ne olacak? Ya kadını kandırırlarsa? Abi hayat tavla oyunu gibidir ya. Oyunu sağlam oynayacaksın. Yani ne yapmam lazım? Abi memlekette hukukçular var ya. Kendine şöyle kapı gibi bir vasiyetname yazdırsana ya. Boş versene sen. Şurada kalmış 3-5 günün. Bir de ondan kim uğraşacak? Ben uğraşırım abi. Vallahi çok sıkı bir avukat tanıyorum ben. İyi vasiyet yazıyor mu? Abi iyi de ne demek ya? Öyle bir vasiyetname yazar ki sen hiç ölmemiş gibi olursun ya. Abi ben yarım saat içinde geliyorum abi. Sen iç unutursun. Hemen getiriyorum kağıtları abi. Çok güzel oluyor ha? Partide çok eğleneceğiz. Kalkılmış hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış. Kız hokkabaz neyinde çağıracaksın mı? Ne hokkabazı kız? Zünnet düğünü mü bu? Oldu olacak şuraya güzel bir yatak yapalım. Ötülmüş de yatıralım. Biz de başında dert çalarak oldu da bitti maşallah. Ay geberme beni kız güldürdün bizi. Kapı çalıyor bir. Ha Fatma kız. Ne oldu? Herkesler haber verdi mi? Kimler geliyor? Kimsecikler gelmiyor Kakılmış abla. Benden duymuş olma ama Birgen Hanım dedi ki ben o görgüsüzlerin partisine gitmem dedi. Öbürleri de istemiyor. Na gelmez derse gelmesinler bir ukala dümbelekler ne olacak? İtilmiş babanın etrafında pervane oldukları günleri ne çabuk unuttular be. Süt direk gitsin be. Sen akşam kocanı aldı gel. Ay kusura bakma Kakılmış abla benim bey de istemiyor. Kılasım düşer diyor. Zaten bu akşam kapıcılar balosu varmış. Hadi görüşürüz. Kapıcılar balosu mu varmış? Kılası mı sarsılmış? Ne? Bu çamın kenarları. Hadi yiyin kızlar. Şu doğum günü şarkısında bir prova edelim hadi, tamam mı? Hadi. Bir, iki, üç. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kızım ya Allah cezan kızı vermişsin ya. Türkçenin suyunu çıkardığınız yetmiyormuş gibi bir de gavurcasına başladınız. Yani değil. Kız televizyonda hep başladı. Başladı televizyonda be hadi. Şöyle. İki dadın ütülmüş. İki dadın ütülmüş. İki dadın kutup ayısı. İki dadın ütülmüş. İşte geldim be abicim. Hoş geldin. Lakin niye geldin? Ah bir unuttum abi ya. Neyi unuttum? Abi bunu da mı hatırlamıyorsun ya? Bu ne be? Abi şimdi sen benden vasiyetname istedin, rica ettin. Ben de senin hatırın için gittim, hazırlattım, geldim ya. Sahi lan ben ölüyordum lan bak yine hatırlattın lan. Abi şimdi sen şunları imzala da sonra paşa paşa ölürsün. Yani istediğin kadar içersin abi. Şuraları imzalayalım. Kalemin var mı abi? Kalem var. Kalem. Ben nereye imzalayayım? Abi şurayı imzala önce sen. Tamam abi bir de şurayı imzala. Şurayı mı? Abi. Tamam abi bir de ben üstüne imzalayayım abi garanti olsun. Evet, tanık olabilelim. Çok güzel. Şimdi bunlar iki nüshadır abicim. Biri sende kalıyor, biri bende. Al güzel abicim. Evet, şimdi senin başına bir şey geldiği zaman servetin garanti altında. Hop hop hop! Sen beni keriz yerine mi koyuyorsun lan?
Ne oldu be abicim? Yani şimdi sen beni neyle itham ediyorsun abi? Kalemi diyorum lan! Kalem benim kalemim oğlum. Ver bakayım kalemi buraya he! Ha, kalem. Kalem abi ha. Dalgınlık işte abi ya. Allah ya. Mesle oğlum. Evet abi içelim abi. Kutlayalım. İçelim. İçelim, zenginleşelim. Aa, çok güzel oldu. Ellerime kollarıma sağlık. Güzel. İyi de niye bir tane mum diktin kız? 42 tane mi dikeydim? Orman yangını varsayıp itfaiye mi geleydim? İtilmiş nerede kaldı? Hakikaten de gecikti bu panda Yusuf ya. Kız bir yerlere takılıp kalmıştın takın. Olur mu olur valla. Anne! Kız geldi. Bana bak. Ses etmeyin ha. Tamam. Ben şimdi gidip getireceğim onu buraya. Buraya geldiğimde doğum günü şarkısını söyleyeceğiz. Sakın sürprizi bozmayın. Gel 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 gel. Gel. Hoş geldin kocacığım. Ne işiniz var sizin burada? Kapıcılar balası iptal edildi. Ben de İtilmiş Bey'in partisine katılayım dedim. Ha, demek öyle oldu. Senin kulasına bu eve gelmek yakışıyor mu hiç? Bak ben seni iptal etmeden çek git buradan. Pis süper ne olur. İşte geldik gidiyoruz. Şen olasın İstanbul şehri. Vademiz bu kadarmış. Ot gibi yaşadım işte. Bakmışa da pek gün yüzü göstermedin. Belki ben öldükten sonra mirasımdan rahat eder. Ah ah. Tam da hayatı sevmeye başladıydım be. Yazık bana be. Yok canım. Mutlaka başına bir hal gelmiştir bu herifin. Zaten sabah gittiğinde evden çıkarken iyicene bir morali bozuktu. Anne! Kayakun! Kayakun ben geldim! Aman. Hadi yakın baba! Dur şunu düzelteyim acık. Kız onların... Gidin ya! Ay, içim geçmiş. İki doğdun itemiş! İki doğdun itemiş! Kesin lan! Biz burada ölüyoruz, siz şarkı söylüyoruz. Sen en iyisi bir imam çağır, benim mevlidim olsun. Ne imamı, ne mevlidi be, ne diyorsun sen? İyi misin, itilmiş? İyi değilim, ölüyorum. Anam tutturmuş bir ölüyorum lafı. Ya ne diyorsun sen be, bak bu 42 yaş sana hiç yaramadı ya. Ha yaramadı, ayrıca bizim sülalede hiç kimseye yaramadı. Babam 42 yaşında öldü. Abucalarım da, halam da 42 yaşında öldü, dedem de. Ben de 42'de öleceğim şimdi. Salak şekerim. Onların hepsi senin üveylerindi. Üveylerim miydi? He, üvey baban, üvey amcaların, üvey halaların hepsi üveydi. Senin kendi baban anını terk edip gitmedi mi? Başka bir karıyla evlenmedi mi? Bak 70'ine geldi. Hala sağlıklı katır gibi be. Hakikaten benim onlardan hiçbir kan bağım yok ki lan. He tabii. Lan salak bunu niye söylemedin sabahtan beri ecel teller döküyor lan ben bak vasiyetimi bile hazırlattım lan her şeyi de sana bıraktım bak. Bakayım lan ne bıraktı? Ne bu be? Bu Nuri Aslanoğlu da kim bir hele? Ulan sen her bir bunu bırakmışsın. Kime bırakmışsın? He burada el yazıyor Nuri Aslanoğlu'na bırakmışsın her bir şeyini. Vay üçkağıtçı vay. Ver bak sen şimdi bu kağıdı parçala ben gidip başka bir şey parçalayacağım. Bir yere dağılmam burada durun geliyorum ben. Dur lan bari şu mumunu söndürseydin bir dilek tutsaydın bari be. Hay Allah. Bari biz söndürelim. Hadi. Sakin ol. Veren lan. Arkadaşıyla bir hesabımız vardı da. Abi ne gibi bir hesap ya? Dört işlem. Evvela seni duvara çarpacın. Sonra karpuz gibi kafayı ikiye yaracın. Sonra parçalarını arkadaşlara toplattıracın işte. Abi şansa bak ya. Vasiyetnameyi okudun değil mi abi? Ha iyi bildin. Şu sendekini de bir rica edeyim bakayım. Abi hemen vereyim. Ve bakayım. Ha. Nasıl olsa buna ihtiyacım olmayacak çünkü ben ölmeyeceğim. Kim ölecek bil bakalım he? Abi bir düşüneyim abi ya. Abi buldum.
Bahse girerim ben, değil mi? Aa bak, bahisi kazandın la, iyi bildik. Abi ben o zaman bir hemen iki dakikada avukatıma danışıp geleyim abi ya. O niye la? Abi şimdi de kendi vasiyetnamemi hazırlatmam lazım da abi. Dur, gel lan buraya. Vah 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 vah. Bak nasıl da ince gibi kuaz yeşil dokuyor. Ama Kırkınmış Hanım, siz hep beni azarlıyorsunuz. Ağlama sen, ağlama. Valla beni de ağlat içine. Ben ağlamıyorum ki. Sonra. Vah 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 vah. Vay son. Nasıl da kıyarmış bu güzel gözleri. Hadi işini bitir. Miskin karım. Benden hiç hoşlanmıyorsunuz değil mi? Yok canım. Hoşlanıyorum ama belli etmiyor. Bana ne kaybesini yaptın Mersu şekerim. Parayı gelsin Ayşe Hanım. Bu ne amaraklık kız? Şey, aslında ben soğan doğramayı hiç sevmiyorum. Ama Kırkınmış Hanım inadına bana doğratıyor. Ah yazık. Niye inadına buna soğan doğra diyorsun lan Kırkınmış şekerim? Biz şu mutlak inabatına boşuna mı para verdik? Yok, boşuna para vermedik. Bazı kullanıyoruz. Ama Ayşe Hanım'a boşu boşuna para veriyor. Ben dürtüklüme sen barmağını bile oynatacağın yok. Aa, ama niye öyle diyorsunuz? Bugün neler neler yaptım ben. Neler neler yaptım bir bilsem. Salondaki çiçeği suladım. Güzel. Sonucumu seveyim. Salondaki çiçeği suladım. İyi. Daha sonucumu seveyim. Salondaki çiçeği suladım. Daha ne yapsın? Siz onun kusuruna bakmayın. Şaka takılıyor. Değil mi lan şekerim? Anayasa Mahkemesi Başkanı kadar ciddiyim. Ay bu gömleğin rengi ceketinize hiç uymamış Yetilmiş Bey. Hem daha önce giydiğiniz gömlek daha çok yakışıyordu size. Haklısın, ben bu işlerden hiç anlamam. Hadi benimle yatak odasına gir. Çekerim uygun bir gömlek giydirsin bana. Tabii olur, seve seve yaparım Yetilmiş Bey. Bak bir de maaşını hak etmiyor diyordum. Benim moda danışmanlığımı bile yapıyor Ayşe Hanım. Gel Ayşe Hanım gel. Ne? Yok bu adam parayı kurdu iyice azuttu diye kurdu maaşı. Yok keseceğim bir tarafımı. Hiç yoktan hayvan severlerle papaz olacağım. Bu renkler sizi çok açıyor Yetilmiş Bey. Çok yakışıklısınız. Merci, çok zevklisiniz. Bundan sonra iç çamaşırlarım bile senin zevkine göre giyeceğim. Tek kişilik de olsa burada bir aile var. İsterseniz bir an çıkayım, öyle özel bir şeyler konuşacaksınız. Niye öyle kinayeli konuşuyorsun şekerim? Kinayesi mi neyesi yok şekerim? Ben bu evde artık o kendimi fazlalık gibi koruyorum. Kim evin hizmetçisi, kim şey hanımefendisi belli değil. İçimden her tarafı yakıp yıkmak geliyor. Niye öyle konuşuyorsun kalk? Gebertirim seni ulan. Ya hayatım bak, senin sinirlerin iyice bozulmuş. Sen hava değişikliği görüp bir iki ay git memlekette kal. Anan güzel mi diyeceğim ama rahmetli kayınvalidemin hatırası var. Ya sen hanımefendinin kusuruna bakma Ayşe Hanım. Boş oturmak onda stres yapıyor. Al ben sana öcük haçlık vereyim. 5 milyon. Güle güle harca. Çok teşekkür ederim. Sana da evin ihtiyaçları için 1 milyon. İdareli kullan bak. Ben gidiyorum. Sen zahmet etme. Ayşe Hanım beni kapıya kadar geçiriyor. Ay tabii. Kazandırmaz olaydım şu parayı Yetilmiş'e. Ben eşek gibi çalışıp eşek sudan diresiye kadar dayak yediğim günlerde bile daha mutluydum be. Hiç değilse bir işe yarıyordum. Sayende 5 paralık kıymetim kalmadı. Puh sana puh. Öbür dünyada 2 elim düzgünlerindedir. İyi. Bu ojelerde bir türlü kurumak bilmiyor. Ya. İstersen ben üfleyeyim. Sen nefesini boşuna harcama. Ay sahi yapar mısınız? Birlikte. Şimdi yüzünü sıkarım he. Tövbe tövbe. Ben bakarım. Ben de maynak mıyım diyeyim. Benden başka kim bakacak ki? Ya.
Buyurunuz. Rahatsız ettim. Ben yan komşunuz Mazlum. Kek yapıyordum da bir baktım yumurta kalmamış. Kek yapıyordunuz, yumurta kalmamış. Evet, şey, evet yani sizde varsa ben iki tane rica edecektim. Var var, kolaydır. Bakayım şöyle, hiç kek yapan adam görmediydim. Mazlum! Nerede kaldın, müşkal sana mı? Şey, biraz acele etseniz, karım kızacak. Öğleden sonra misafirleri gelecek de benim keki hemen yetiştirmem gerek. Ama tabii tabii, haliyle. Gel hiç, nerede kaldın Mazlum? Komşu merhabalar, biz tanışmadık. Buyurun bir kahveme içelim. Rahatsız etmeyeyim. Yok canım, rahatsızlık olur mu? Lütfen buyurun buyurun. Bir iki dakikalığına geleyim bari. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Bir yanlış anlaşılmasın. Bu tembel kadın bizim hizmetçimiz oluyor. Aşk olsun kak. Aynı zamanda çok alıngandır. Hizmetçi deyince kocundu. Daha nasılsınız? Ben iyiyim de. Bu ne böyle? Ona at derler. Dört ayaklı olup tek de oynaklı bir hayvandır. İlk defa mı görüyorsunuz? Salonunuzun duvarında bir at resminin ne işi var? Eşim itirmiş beyler. Ona sonsuz büyük bir sevgiyle doludur. O yüzden attılar. Benim kocam böyle bir şey yapsa kafasını kırarım. Bizim evde ünlü feministlerin tabloları asıldı. Sana efendim. Sorduk mu Mazlum? Bitir şu kahveni de git keki yap hadi. Tanıştığımıza memnun oldum. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Yumurtalar için teşekkür ederim. Şey diye güle 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 güle. Siz de kekleri hep kocanız mı yapar? Bütün yemekleri o yapar. Sonra çamaşır, temizlik. Sizinki yapmaz mı? He, yapar. Bizim evde de işler aynen sizinkisi gibi gider. Eşiniz ne işle uğraşıyor? Şu anda pek bir işi yok. Yatırım yapacak da proje arıyor. Ya siz? Ben de ev hanımıyım. Eskiden çalışıyordum. Ama ütülmüş çalışmamı istemiyor. Baş ver diyor. Bana kıyamıyor. Evde otur, rahatına bak diyor. Erkeklerin klasik numarası. Ne gibi? Erkekler kadınları eve kapamaya bayılırlar. Onları köleleri sanırlar. Ben çalışırken de itirmişim kölesiciğim ya. Bir mesleğin var mı senin? Evet ben şeydim. Ben temizlik işindeydim. Yani temizlik şirketin mi vardı? Onun gibi bir şey. Kocan kapat dedi, sen de kapattın ha. Sen kendini ezdiriyorsun şekerim. Beni örnek al. Mazlum asla sözümden dışarı çıkamaz. Aylığını getirir avcuma sayar. Otur derim oturur, kalk derim kalkar. Beni asla ezemez. Nasıl etsin zavallı? Gördüğüm kadarında ezilmek demek. Erkeklere bu. Hiç yüz vermeye gelmez. O şirketi derhal faaliyete geçir. Baş güne. Ancak o zaman bağımsızlığını elde edebilirsin. Kocanın karşısında başın dik olur. Hadi hoşça kal. Söylediklerimi sakın unutma. Oğlum. Çatlak karı. Feminizmi yanlış bölgesinden anlıyor. Sanki karşımda dişi mi itirmiş var odun. Yine de söylediklerinin bir tanesi çok doğruydu. Bana çok iyi fikir verdi. Rukiye, bak ne diyeceğim, beni iyi dinle. Mahallenin bütün karılarını topla. Şirket kuruyor, şirket. Anladın ki, boş boş oturmak bana göre değilmiş. Kendi kendime karar verdim. Kendime ve topluma faydalı işler yapacağım. Siz şimdi diyeceksiniz ki, niye kune? Rahatlık bu kakılmışa batıya mı diye. Niyesi şu, kakılmış kim olduğunu biliyor. Nereden geldiğini unutmadın. Öyle yumurtadan çıkıp da kabuğunu beğenmeyenlerden değil. Kız aferin sana kız, kakılmış bak ne güzel konuştu. Kendi kendime karar verdim. Ben koca eline bakmaya alışık değilim. Üretken olmalıyım. Fakat ne yapabilirim dedim. Ben neyi iyi bilirim? Dayak yemekten başka neyi iyi bilirim ki? Hay Allah, öyle gidersiniz kalkılmış. Evet öyle dedim. Ben neyi iyi bilirim? Temizlikçiliği iyi bilirim. Doğru. Dolayısıyla bir temizlik şirketi kurmaya karar verdim. Kısmet olursa hepinizi yanıma alacağım. Hepinizi kar ortağı edeceğim. Sen be üstün kakılmış, sen bir tanesi. Eliyimdir.
Kız deseyse bundan sonra kendimizin patronu olacağız. Kız Mesut da olur. İnşallah. Ama önce, öncelikle oylama yapmamız lazım. Kura mı çekeceğiz? Kabul edenler? He. Etmeyen olmadığına göre oy birliğinden kabul edilmiştir. Şirketimiz vatana millete hayırlı uğurlu olur inşallah. İnşallah. Yalnız önce sizlere, siz biliyor musunuz bu işleri ha, ama sizlere kısa bir kurs vereceğim. Ondan sonra müşterilerimizi bulup çalışmaya başlayacağız. Kız kakılmış şirketin adı ne olacak? Kakpak desek olur mu? Kakpak mı? He, kakılmışım kakı. Paklamaktan da pak geliyor kakpak. Şey Kakılmış Hanım, bu iş benim çok hoşuma gitti. Ben de size katılabilir miyim? Tabii katılabilirsin. Senin gibi değerli elemanlara her zaman ihtiyacımız vardı. Seni pasmas olarak kullanacağız. Evet, son olarak da temizlik yaparken hijyenik olmaya özen göstermeliyiz. Şöyle, madem şirkete ortak olacaksın, adam gibi çalışmasını yerin, evet değil mi? Kendine güzel bir yer bul, hemen otur kızım. Dediklerimi sakın unutmayın. Ay unutun, aman çaylar geldi kız. Temel prensipleri öğrenmiş bulunuyor. Yarımdan tezi yok, temizlik piyasasını ele geçireceğiz. Gözünüzü kulağınızı dert açın. Şimdi de şirkete müşteriler bulmaya bakın. İşte parolamız. Kardeşlik. A, alın teri. Bir dakika. Burada kararlılık. Söylüyoruz hep birlikte. Kardeşlik. Kardeşlik. Alın teri. Kararlılık. 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 Kardeşlik. Alın teri. Burada dingonun ayrı mı burası? Ne diyorsun kızım burada? Ne oldu lan? Ne yaptın ki ben bir resmine lan? Şirkete iş çıktı. Kız bağırma, içilmiş uyanacak. Bugün pazar. Kız iyi işte, bugün orada kimse çalışmıyor. Biz de gidip temizlik yapacağız. Yürü, karılar aşağıda bekliyor. Kakılmış Hanım, ne oluyor? Temizliğe gidiyor, hadi sen de yürü. Hadi tamam, hadi. Hadi, yürü. Bu ne böyle? Ordu gibisiniz maşallah. Merak etmeyin müdürüm. Biz kendi boşuna değil, yapılan işe göre ücret alırız. Onlara güvenebilirsiniz Salih Bey. İşlerini bilirler. İyi tamam, başlasınlar. Ama malzemelere zarar verirseniz öğretirim. Merak etmeyin müdürüm. Kız Rukiye, sen ekibini al bu yanıya git. Cevriye, sen ekibini al bu yanıya git. Benim ekibim de burada kalacak. Al sana şu bezleri. Hadi bezleri çıkartın. Kolaları çıkartın. Şuradan alın. Elleşmeyin, çabuk olun. Bak, pervazların oralarını bilirsin. Hiç buz kalmasın. İlk işimiz. Aman güzel yapalım kız. İş işi de olur, biliyorum. Sen beni ne diyorsun hanım? Besli bir yeri mi öğrettin be? Bunun neci desteği indir şu kuruyu. Koltuğun üstünde ne işi var? Beni bu kadar kufifleyen koltuk mu sildir? Onun deterjanını değiştir, az deterjan koyacaksın. Sıkı sıkı sileceğim, bir de durulama suyu edeceğim, tamam mı? Sen ne diyorsun bir yere? Bir yere sokakları seçeceğim. Önce bu tarafları temizle, ondan sonra buraya ayrı bir su yap.
yapacağım? Çok konuştum burada da yattı. Ben de yatama bilmiyorum ben. Sen de yazıyorsun bu şeyler bu şeyler. Sen bunlar şimdi ne oldu? Hiç bilmiyor musun? Ne? Ülkeye konuşsun da duracaksınız. Ben bu işle bunu istiyorum. Geçtim ben beni mühür ettim size. Düzgün düzgün yakın geri gelişme. Canlarını durdurayım ben. Günüz hallettin mi? Dosya okunmaz hale gelmiş Salih Bey. Hepsinin tekrar yazmak zorundayım. Bırak şimdi dosyayı. Virüsün kaynağını bulmaya çalış. Yoksa başını çok ağrır. Bu disketlerin hepsi kirlenmiş. Hepsini tek tek temizlemek zorundayım. Yoksa virüs diğer programlara da yayılır. Aman ağzını ayrı aç. Hadi gel biz çıkalım da arkadaşlar rahat çalışsınlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kızlar duydunuz mu? Bu makineler hepsine mikrop bulaşmış. Aman Cevri abla düşündüğün şeye bak. Çamaşır suyuyla bastırırız olur bir tane mikrop kalır ne bir şey. He. Kılık bunlara da mikrop bulaşmıştır. Bunları da bir güzel kaynatmak lazım. Bunları da çamaşır suyuna yatıralım. Yok. Önce kaynatak sonra çamaşır suyuna yatırak. İyi bari ben gidip biraz su ısıtayım. Hadi bak. Sen git. Hadi, hadi, hadi. Sen de oyalanma hadi. Car car. Ay bitti mi? Bitti bitti. Ey sen de bittin ben de bittim. Sorma kızım. Ama geydi valla. Her taraf cıncık gibi ne oldu ya? Valla bal dök yala. Oluyor mu Cenk? Ne oluyor oluyor? Ver iyi. Ne de olsa bu bizim ilk işimiz. He ya. Tabii. İnsanın üstünde iyi intibalar bırakmamız gerekiyor. Kız Cenk'e ne yaptı acaba ona bir baksak ya. Yürü bak. Yürü yürü. Şimdi biliyor musun misliğe gibi yaptık her şeyi. Yaktın beni Cemre. Yaktın. Kız ne oldu ki? Kaynattık. Çamaşır suyuna koyduk. Mikropların hepsi kırıldı. Ben de senin kafanı kıracağım Cemre'ye. Bu elektronik aletler sen çocuğunun boklu benzerimi sardın be. Anam anam. Ne var burada? Ne yaptınız? Allah kahretsin. Açıklayabilirim müdürüm. Ne demişler? Demizlik imandan gelir. Harika olmuş. Bakayım sana şehre. İyi fena değil. Şu gominenin üst düğmesini aç bakayım bir tane. Aa, ama kakılmış hanım. Siz ben ne dersin onu yap ya. Şey güzel cilveli ol biraz da tamam mı? Cilveli cilveli bak bak benim. Tamam bak bakayım. Öyle mılak gibi olur mu bak böyle. Öyle mi? He he. Tamam. Bir de kafandaki de bizim. Çıkar şunu. Ama kakılmış hanım siz her zaman tersini söylerdiniz. Ben ne dersin onu yapacağız. Ana zil çaldı. Ben bakıyorum sen kendi çıkırsan gel. Çıkar şunları. Hadi hoş geldin kocacığım. Bugün nasıl geçti? Gel içeri sana en sevdiğin şeyleri yaptım. Gel. Sarma almaz mısınız itilmiş bey? Geldim rakını tazeliyorum. Biraz hızlı gitmiyoruz mu başım dönüyor lan. Aa, hızlı oldu mu be? Bak ben de senden beraber içiyorum ha. İçelim güzelleşelim. Oh yarasın be. Şerefe bak siz ikinizi de çok güzelsiniz. İkimiz de mi? Ne yapsın ben? Siz ikiniz de çok güzelsiniz. Onların ikisi de çok güzel. Dördümüz de çok güzelsiniz. Bizim kulağın ayısı heyecanım oldu. Sen şunu açıver açıver. Geçmişim başım. Çıkmaz yok. 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 Çıkmaz yok
Güvenim bitti. Kurtul kız. Kurtul kız. Hadi ayakları. Ya şunları ver. Ah.